1950'lerde arabalar gerçekten ilginçti. Savaştan çıkmış olan dünyadaki baby boomer jenerasyonu için imkansız yok gibiydi. Bu özgürlük hissi piyasadaki bütün ürünlerin tasarımına yansıdı ve otomotiv endüstrisi de bu özgür düşünce akımından bolca yararlandı. Hikayemizi daha iyi anlayabilmek için 1945'lerin dünyasının durumunu biraz açıklayalım. Savaştan çıkan dünya, savaşın getirdiği buhran ve kötü psikoloji havasından kurtulmanın etkisiyle yüksek bir refah iklimi içinde. Savaştan dönen askerlerin toplumda parlak bir gelecek beklentisi var. Kişi başına düşen milli gelir ve tabii satın alma gücü artıyor. Çünkü artık ülkeler savaşmak için efor sarf etmek yerine toplumlarını geliştirmek için çalışıyorlar. Şirketler ürünlerini daha yenilikçi, daha devrimci tasarımlarla piyasaya sunma eğilimindeler. Chrysler ise aslında 2. Dünya Savaşı'ndan beri uçak motorları üretiyordu. Savaşın bitmesiyle tekrar otomobil üretmeye ağırlık verdi. Yenilikçi fikirlere ve teknolojilere daha açık bir şirket olan Chrysler, üretme kapasitesine sahip oldukları türbin motorları arabalarda kullanıp kullanamayacaklarını düşündüler. Araba dünyasında da artık yeni tasarımlar, farklı çizgiler, güçlü motorlar ve neşeli renkler piyasaya sürülmekteydi. Ama Chrysler daha iyisini yapmaya karar verdi ve 1950'lerin ortasında arabada kullanılabilecek türbin motoru geliştirmek için çalışmalara başladı. Bu noktada izninizle hemen kısa bir ara verip sizden videoyu beğenmenizi ve içerikleri beğeniyorsanız kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Destekleriniz benim için önemli. Şimdiden teşekkür ederim. Projenin hayata geçirilebileceği artık kesinleşince proje yöneticileri otomobilin tasarımını tamamlayıp İtalya'da Ghia fabrikasında üretilip Amerika'ya kargolanması için anlaşma yaptılar. Ghia fabrikası arabanın kaportasını üretiyor, camlarını, tamponlarını, farlarını ve stop lambalarını takıyordu. Motor ve şasi hariç araba neredeyse hazır halde Amerika'ya gönderiliyordu. Bu üretimin araba başına maliyeti yaklaşık 270 bin doları geçiyordu. Sadece 55 adet üretilebildi. 54 tanesi türbin bronzu adı verilen renkti, bir tanesi ise beyazdı. Arabanın iç döşemeleri ve konsolu da aynı renkte üretilmişti. Chrysler'in arabayı geliştiriyor olması ülke çapında yoğun bir ilgiyle karşılandı. Chrysler yönetimi ve çalışanları da bu yeni teknolojinin alıp yürüyeceğini, otomotiv endüstrisini tamamen değiştireceğine inandılar ve bu amaç için tek vücut halde çalışmaya başladılar. Bir türbin motor aslında tam olarak bir jet motoru değil. Ama çalışma prensibi oldukça benzer ve çok basit. Hava girişinden alınan hava, yanma odasına basılan yakıtı buji ile ateşliyor ve türbinleri döndürdükçe aynı içten yanmalı motorlarda olduğu gibi şafta döndürüyor. Böylece araca itme kuvveti sağlıyor. Chrysler türbin karın motoru dışında diğer bütün parçaları normal arabalarda olduğu gibiydi. Bu da kullanıcıların alışma süresini ciddi miktarda azaltıyor. Arabanın çalışması oldukça sessizdi, sarsıntı yapmıyordu. Kullanıcılara rahat bir sürüş sundu. Hatta çalışan motor bloğu üzerine konulan bir bardak suyun titremediği bile gösterildi. Yağ kullanmadığı için değiştirmeye de gerek olmuyordu. Radyatör, piston ve valve gibi parçaları olmadığından arabanın bakımı oldukça kolaydı. Sadece bir tek bujisi vardı. Motorun ağırlığı da içten yanmalı motorlardan çok çok daha azdı. Normal arabalarımızda 7000-8000 civarında olan maksimum devir, bu arabada 60000 olarak devir saatinde yerini alıyordu. Ortalama sürüşte ise 40.000-45.000 devir aralığında performans gösteriyordu. Motor kaputunu açınca göze çarpan ilk şey motorun hava girişi kutusuydu. Çünkü bu motora içten yanmalı motorlardan 5 kat daha fazla hava girişi olması gerekiyordu. Kurşunsuz benzin, mazot, uçak yakıtı, alkol, bitkisel yağ gibi aklınıza gelen her türlü yakıt ile çalışıyordu. Sadece normal benzin kullanılmıyordu çünkü yanarken çıkan gazlar türbüne zarar veriyordu ve pervanenin zamansız kırılmasına yol açıyordu. Motorun en önemli parçalarından biri ise rekuperatördü. Motorun sağında ve solunda yerleştirilmiş bu parça öncelikle türbünden çıkan çok sıcak egzoz dumanının motordan atılmadan önce soğutulmasını sağlıyordu. Bir de bu gazlar tekrar motora gönderiliyor, motoru daha verimli hale getirdiği için yakıt tasarrufu sağlıyordu. Türbin motor son haline gelene kadar 40 yıl içinde 7 farklı jenerasyon geçirdi. Son halinde arabada kullanılan motor ise 4. jenerasyondu. İlk jenerasyondan son jenerasyona kadar yakıt tüketimi oldukça iyileşmişti. Arabanın kullanılması sırasında en çok sorun çıkaran konu ise arabanın çalıştırması süreci ve sonrasında ısınma problemleri oldu. Bu nedenle test için verilen arabaların motorları en az bir kez değiştirilmek zorunda kaldı. En son geliştirilen versiyonda ise bu sorunlar artık çözüldü. Sorun yaratan konuların elektronik olarak denetlenmesi sağlandı. Arabanın içi de dışı ile aynı renk olan türbin bronzu, deri koltuklar ve ön konsol ile döşenmişti. Konsoldaki göstergeler normal bir arabada olduğu gibiydi. Ancak içindeki en çarpıcı özellik arabanın ortasından bagaja kadar uzanan
mekanik şaft görünümlü bir tasarımdı. Bu tasarım arabanın içini ilk kez görenlere açıkta bir aktarma organı olduğunu düşündürüyordu. Gerçekten eşsizdi. Sadece 1963 ve 64 yıllarında üretilen arabaların 50 tanesi Amerika'nın farklı eyaletlerindeki farklı ailelere 90 günlüğüne ödünç verildi. Bu süreç 3 yıl boyunca farklı aileler ile devam etti. Toplam 203 aileye arabalar verildi. Bu arabalar toplam 1 milyon 700 bin kilometre kadar yol yaptılar. Amaç farklı iklim, rakım ve yol koşullarında arabanın nasıl tepki vereceğini anlayabilmekti. Tek sayfalık bir kontratla teslim edilen arabaların kullanım süresinin sonunda deneyimlerini paylaşmaları istendi. Ayrıca verilen bu arabaların sigortaları bile Chrysler tarafından yapılıyordu. Tüketicilerden istenen tek şey araba arızalanırsa aldıkları bayiye götürmeleriydi. Bayi ödünç verilen arabayı tamir edip en kısa zamanda geri veriyordu. Firmanın arabaları seçilen ailelere ödünç vermesi ise ülke çapında televizyondan yayınlanan bir törene dönüştürüldü. Başından sonuna kadar bütün proje bir pazarlama başarısı olarak otomotiv tarihine geçti. Bu arada üretilmiş olan prototip arabalar Amerika'nın Yale, Harvard gibi üst düzey üniversitelerine götürüldü ve tanıtımlar yapıldı. Chrysler bu yolla mezun olunca yüksek ücretlerle işe başlayacak olan bu öğrencilere arabayı tanıtıyordu. Hem de bu yetenekli öğrencilere Chrysler'in bu öğrencilerin çalışmaya layık görecekleri yenilikçi bir firma olduğunun mesajını veriyordu. 3 yıllık ödünç verme ve geri toplama süresi bittikten sonra 55 arabanın tamamı Chrysler'in Detroit'teki merkezine geri getirildi. Bu araçlar artık satılamayacağı ya da fabrikanın bir yerinde bakımsızlığa terk edilemeyeceğinden firma ülkenin farklı yerlerindeki müzeleriyle iletişime geçti ve 6 araba müzelere bağışlandı. Chrysler 3 arabayı elinde tuttu. Diğer bütün arabalar ise hurdalıklarda imha edildi. Şu anda toplam 9 araba hala müzelerde ve özel koleksiyonlarda bulunuyor. Chrysler Turbine Car projesi, şirketin en üst düzeyinde çalışan yöneticilerden mühendislerini, arabayı test için kullanan ailelerden, sokakta görüp incelemek isteyen insanlara kadar bütün Amerikan toplumunda büyük bir ilgi ve heyecan uyandırdı. Chrysler'de ise özellikle motoru geliştirip üretimini yapan küçük ekip birbirlerinden hiç kopmadılar. Projelerine çocukları gibi sahiplendiler. Chrysler'in türbin motorlu araba programı 1952'den 1981'e kadar sürdü. Arabanın seri üretimi hiçbir zaman yapılamadı. Maliyetler neredeyse hiç düşmedi. Yakıt tüketimi ve egzoz emisyonları içten yanmalı motorlarla karşılaştırıldığında hemen hemen aynıydı. Bu da arabayı finansal olarak avantajlı hale getirmediğinden proje iptal oldu. Türbin motor halk tarafından kullanılacak arabalarda işe yaramamış olmasına rağmen geliştirilmesi sırasında kullanılmaya başlanan süreçler ve icat edilen farklı küçük teknolojiler otomotiv dünyasında bugün bile kullanılmaya devam edilen yenilikler yarattı. Chrysler'in türbin motorunun teknolojisi geliştirildi ve bir kara aracında kullanılması fikri Chrysler'den ilham alınarak 1980'de Amerikan ordusunda hizmete giren Abrams tanklarında kullanılmaya devam etti. Videom ilginizi çektiyse bu ve bunun gibi içerikler için kanalıma abone olmayı ve içerikleri beğenmeyi lütfen unutmayın. Herkese teşekkürler.